Yani ne içiyor, ne yapıyor, ne iş yaptığını da bilmiyorum ama Yusuf Güney diye bir kardeşimiz var. Zaman zaman kendisinin özellikle diğer galaksilerdeki hayatları bildiğini anlatıyor işte. Bunu ciddi ciddi televizyonlarda anlatıyor yani YouTube'da değil. Yani YouTube'da anlatsa bir şey olmaz. İşte en son demiş ki kız arkadaşım yok demiş ama Andromeda galaksisinde bir hatunla beraberim demiş. Diyorum bak ne yiyorlar ne içiyorlar bilmiyorum ama gerçekten yani mantarı nereden alıyor, hangi marketten alıyor ya da sigaranın içine ne katıyor bilmiyorum ama havası mı, suyu mu artık nerede yaşıyor belki de ne bileyim ya yani, kekik kokusu bilmem ne doğa kokusu şey geliyor demiş ki dünya üzerinde sevgilim yok ama Andromeda galaksisinde Kepler 32-36 DDGC'de bir hatunla beraberim. Kendisi 900 yaşına kadar yaşayabiliyor ve şu an 100 yaşında. Çok güzel bir kadın. Dünyaya göre 18-19 yaşlarında. Yusuf Güney ne iş yapıyor? Yani işi ha? Şarkıcı mı? Ne şarkı söylüyor? Ben hiç bilmiyorum bu şarkılarını. Farkında değilim yani hani. Neyse inşallah hepinize Allah hani böyle başka galaksilerden hatunlar bağışlar. Hatun olur, erkek olur yani. Yusuf'un demek istediği şu, küçük düşünmeyin. Biraz büyük düşünün kardeşim yani. Sen şimdi bakıyorsun. Burada etrafta ona gidiyorsun, buna gidiyorsun. Çıkma teklif ediyorsun. Git başka galaksiye. 900 yıl yaşayan insanlar var. İnsan demeyeyim de şeyler var artık. İnsan demek biraz tuhaf olur. Sivas'ta geçtiğimiz günlerde bir kahvede bir amcamız oturmuş tek başına kahvede okey çeviriyordu. Tek başına kimse oynamak istemiyormuş. Gençler hemen böyle bir duruma isyan etmişler ya. Biz amcamızın niye tek başına kahvede böyle bir şey yapıyoruz? Hemen gitmişler. Artık demişler bizle oynuyorsun amcacığım. İşte koca yürekli Sivaslı kardeşlerim. Ay Allah'ım ya. Cimer diye bir yer var biliyorsunuz. Yani dönüp dolaşıp Cimer'e gidiyorsun. Gez dünyayı, gör Konya'yı gibi bir şey yani. Gez, dolaş, ne bileyim öğrencilikle ilgili bir sıkıntın olur. Ne bileyim bir yolda birisi yan bakabilir. Devletle ilgili bir şeyin olur. Cimer'e yazıyorsun. Sevgili Cimer. En son Gaziantep'te evlenemeyen bir çift Cimer'e yazmışlar. Sevgili Cimer. Eskiden Güzin abla yazardı. Şimdi Cimer abla var, Cimer abi var. Yazıyorsun. Gaziantep İl Müftülüğü'de Doğan ve Bağmacı ailelerine ulaşmışlar. Onlar sağ, biz selamet gitmişler ve de evlendirmişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Bu arada geçen gün E-Devlet'e girdim. Uzun süredir girmiyordum. Gerçekten çok beğendim. Sen giriyor musun E-Devlet'e? Her şey var. Yani çok iyi. Biz acayip bir hani bu kadar iyi işlediğini görmüyordum yani. Soy ağacıma baktım. Daha 1854'lere kadar geldik yani hani bir tarafta. Bir taraf Ağızka Türkleri daha şey. Ama öbür taraf gidiyor, gidiyor almış başını gitmiş yani şeyde hani. Anne tarafı Ağızka Türkü. Onlar daha böyle bir 1950'lerde falan ne olduğu belli. Öbür taraf gidiyor 1850'lerde kayboluyor şeyde. Ama tapudan sağlığa kadar her şeye ulaşabiliyorsunuz. Böyle tıkır tıkır çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Hani hep böyle olumsuzlukların altını çiziyoruz, söylüyoruz ama bir hoşuma gitti Türkiye vatandaşı olarak. Böylesine online bir sisteme geçmiş olmamız. Zaten geçmiş olmamız gerekir de. Yani yapıyor olmamış. Yapıyor olmamız da gayet iyi. Peki abi iyi bir şey söylemeyeceğim. İyi bir şey söylüyorum. Peki o vergi ve veriler nasıl sızdı? Ondan da bahset. Veriler de sızmış peki yani. Saçma sapan bir sistem diyor. Doğru, saçma sapan bir sistem. Eskiden tapu kadastroya git bekle. Birleşmiş Milletler bir bayram ateşkesi ilan ettirmeyi başardı Gazze'de. Ama İsrail buna uyacağını söylemedi. İşte şimdi tartışma var. Yani aslında bunu Ramazan için ilan edeceklerdi. Ama ne yazık ki ilan ettiremediler. Amerika Birleşik Devletleri ayak diredi. İsrail zaten hiç umursamıyor. Yemişim Birleşmiş Milletleri muhabbetinde yani hesabında. Yaretis de diyor ki bir dakika biz diyor böyle bir karar verdiği zaman bunun uygulaması olur, şusu olur, busu olur ama tam olarak o da uygulanıp uygulanmayacağından emin değil. Şimdi diyeceksin ki Basra harap olduktan sonra ateşkes olsa ne olur, olmasa ne olur? Şu anda Gazze'nin zaten Kuzey Gazze diye bir yer kalmadı. 2 milyon insan göçmen olarak güneye sıkışmış durumda. Yiyecek yok, bir şey yok, hiçbir şey yok.
bu şartlarda işte 4 günlük şeyi artık kar sayabiliriz. Bu arada biliyorsunuz daha önce de Trump'ın damadı ya bu Gazze şeridini bir şey yapsak diye acaba buraya bir tane işte çok güzel bir Gazze'de deniz şeridi var. Oraya işte İsraillilere ev yapalım, oturalım. Bugün dediği şey 10 yıl sonra olacağını bildiğimiz için de olmaz demiyoruz. Kültür yolu açıklandı. Yeni bir kültür yolu. Ve de kültür yolunda İstanbul'a gelecek yeni sergiler açıklandı. Kültür Bakanı Mehmet Ersoy'un açıkladığı şeylerde ilginç birkaç sergi var. Bir, Pablo Picasso sergisi geliyor. İki, Frida Kahlo sergisi geliyor. Frida Kahlo. Ardan Özmen'in biliyorsunuz eserleri. Ben genelde bu yayınları Frida Kahlo tablolarının önünde sunuyorum. Post-it'lerden yaptığı bir eserdir, beşleme. Ardan da çok değerli bir arkadaşımızdır. Buradan selamlarımı ileteyim. Şimdi şeyi dinleyeceğiz bakanı. Ama şu önemli. Bugüne kadar büyük sergiler genelde Türkiye'nin saygın vakıfları tarafından getiriliyordu Türkiye'ye. İlk kez devlet Mehmet Ersoy döneminde kültüre de farklı bir yön vermeye başladı. Bu Kültür Yolları Festivali başladı. Şimdi bunu adım adım biraz daha büyütüyorlar anladığım kadarıyla. İş şimdi uluslararası sergileri buraya getirmeye, hatta belki de bir önümüzdeki günlerde böyle bir alternatif bir Bienal de yaparlarsa şaşırmayacağım. Ne demiş Mehmet Ersoy, şöyle bir kulak verebiliyor muyuz? Burada kültür ve sanatla bütünleşmiş bir turizm vizyonuyla her adımını ince ince hesapladığımız kültür politikalarımızın sonucudur. Hep söylüyoruz, sürdürülebilirliği gözeterek turizm ile kültür sanatın birbirini beslediği bir ekosistem bina ettik. Bunu sadece kültür sanat etkinliklerinin ve sebep oldukları turizm hareketinin birbirlerine karşılıklı fayda sağlaması ile sınırlandırmayalım. Festival güzergahındaki restore edilen ve yeniden işlev kazanarak hayata dahil olan tarihi eserleri bir düşünün. Görünür ve bilinir hale gelen kültür sanat kurumlarını, parçası ve varisi olduğu kültür sanat mirasını yaşayarak öğrenen çocuklarımızı, hem milli hem evrensel değerlerin etrafında sağlanan sosyal birliktelik ve bütünleşmeyi düşünün. Ekonomik yönü, kurumsal getirileri, şehrin sosyal kimliğine kazandırdıkları evet. Gibi birçok... Şimdi Mehmet Ersoy'un dediği önemli. Biraz önce dediğim yani bugüne kadar büyük sanatçılar genelde işte Sabancı Vakfı, ne bileyim Koç Vakfı ya da İstanbul İKSV gibi büyük kurumlarla, saygın kurumların yaptığı özel organizasyonlarla geliyorlardı. Ama... Kültür Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı, biz hep turizm yönünü konuşuyoruz. Zaman zaman ben kültür konusunda da eleştiriyorum kendisini ama hakkını verelim. Şu anda bu Kültür Yolu Festivali Anadolu'da özellikle bayağı bir karşılık buluyor. Biz Çanakkale'den Diyarbakır'a kadar farklı şeylerini gördük. Şimdi de kültüre sahip çıkıyorlar. Yani sadece o belli bir kesimin iradesine terk edilen bir alan olarak değil. İşte mesela önümüzdeki günlerde Venedik Bienali'ne geçen yılda gitmişti, önceki yılda gitmişti diye hatırlıyorum. Venedik Bienali'nde Türk reyonunun açılmasına bizzat kendisi gidiyor yani. Gitsin bizim bir müsteşar gitsin ya da Tayfun Topal gitsin baksın demiyor. Gidiyor, açılışını yapıyor, sahipleniyor. Bu anlamda da Türkiye adına bence önemli ve pozitif bir durum.